Sevgili seyirciler, Türkiye ve dünya piyasalarından son gelişmelerle karşınızdayız. Ekonomi Ajandası'na hoş geldiniz. İçerideki ses alınabilirse daha da rahat devam edeceğiz programımıza. Evet, bugün İMKB teknik bir arıza yaşadı. Az önce bizim de yaşadığımız gibi ilk seans bu arıza sebebiyle durduruldu. İlk seans 227 puan düşüşle kapanmış oldu. Şu dakikalarda kapanışa az bir süre kala 67.800'lerde olduğumuzu görüyoruz. Euro dolar hemen 1.45 seviyesinin altında işlem görüyor. Dün de söylemiştik, bu seviyeler euro dolar paritesi için önemli. Zira 1.45'in üzerine çıktığı zaman euro doların 1.50'ye doğru gideceği yönünde beklentiler var uzmanlar açısından. Yurt içi piyasalara bakıyoruz. Dolar 1.50 2'den, Euro ise 2.19'dan işlem görüyor. Her zaman olduğu gibi kapanış sonrası Merkez Bankası'nın net rakamlarını aktaracağız. Ama şimdi ekonomi ajandasında söyleşimize geçelim. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şükrü Ilısal bizlerle. Şükrü Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Efendim, bugün Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün otomotiv sektörü strateji belgesi ve eylem planını açıkladı. Toplantıdan siz ayağınızın tozuyla buraya geldiniz. Otomotiv satışlarını konuşacağız ama isterseniz öncesinde belgeyle başlayalım. Nedir sizin değerlendirmeleriniz konuyla ilgili? Önce sektörün yetkili satıcıları adına kabulünüz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet, bugün bana göre otomotiv sektöründe tarihi bir gün yaşandı. Yıllardır hayal edilen, çalışmalar yapılan, hadi artık başlasın bir an önce denilen strateji raporu artık kitapçık haline geldi ve Sayın Bakanımızın da bizlerle beraber yaptığı toplantıda halkımıza, sektörümüze açıklandı. Öncelikle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bunun açıklanıyor olması artık bir başlangıç, bir milat. Bundan sonra bu her gün, her ay, her yıl ekonominin tüm girdileriyle beraber farklı şekiller alacak, farklı vizyonlarla beklenen hedefe doğru hareket edecektir. O yüzden ben sektörün bir paydaşı olarak bundan çok mutluyum. Aslında Şükrü Bey, belki de bu strateji belgesinin en önemli açısı da şu olabilir. Sektörle beraber hazırlanmış olması, değil mi? Sadece yukarıdan gelen bir belge değil. Hayır, kesinlikle. 4 tane paydaş dernek artı sivil toplum örgütleri, sektörün diğer paydaşları, yan sanayici, hepsi bu strateji belgesinin taşla yer taşın altında herkesin eli var. Burada ana vizyonda bölgede üretim merkezi oluşmak ve Ar-Ge'de üretim üssü olmak. Bu çok güzel bir vizyon. Bugün Sayın Bakan'ı sanıyorum sizler de dinlediniz. Ben hayranlıkla izledim. Her şeyden evvel birbirini anlayabilen bir devlet ve özel teşebbüs var. Aynı pencereden bakabiliyorlar. Konuya çok hakimler. Bu hakimiyetle ben de ileriye gitmemiz için, kolay gidebilmemiz için en güzel göstergelerden biri olduğunu gördüm. Bunun içerisinde otomotiv yetkili satıcılarının da olması bizleri ziyadesine memnun etmekte. Biz bu strateji belgesinin biraz son zamanlarına denk geldik. Ama içerisindeyiz. Özellikle 3. ve 4. hedef diye tanımlanan otomotiv sektöründe iç ve dış pazarları geliştirmek ve hukuki ve idari düzenlemeleri iyileştirme konusunda biz yetkili satıcıların projeleri bunun içerisinde olacaktır. Çok daha alt bablarda da katılımlı olacağız ve bu sektörün ileriye gitmesi için bizler de çok yoğun çalışacağız. Peki efendim, az önce de söyledik, otomobil satışlarına geleceğiz ama siz Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği, yani OYDER'in yönetim kurulu başkanısınız. Önce isterseniz şu yetkili satıcılığı bize bir anlatın. Hani yetki sizi var mı bunun diye muzik bir soru da sorarım burada. Muhakkak tabii. Başkanıyım, hem de gurur duyan bir başkanıyım. Sadece başkanla değil. 1000 tane lider arkadaşınıza başkanlık yapıyorsunuz. Bu arkadaşlarımız 1000 tane tüzel kişilik. Türkiye'de adedi ne olursa olsun 300 bin, 500 bin, 800 bin adet ithal edilen, üretilen bütün ürünleri tüketiciyle ilişkilendiren, temas eden ve teslim eden, satan insanlarız. Devletin vergi tahsilat noktasıyız. Bunların hepsi ortalama 25 yıllık, 30 yıllık ticari maziye sahip insanlar. Artık ikinci ve üçüncü sıranı oluşturmuşlar. Ki bilirsiniz
ikinci jenerasyonda %40 civarındadır şirketlerin devamlı. İnanın burada ikinci jenerasyonla beraber çok yoğun, %40'ların üzerinde gidiyor. 5 milyon metrekarede hizmet veriyoruz. Yaklaşık 95 bin tane istihdam var. Yani bunu 5 ile çarpsanız 450-500 bin kişiye iş ve aş imkanı veren insanlarız. Çevreselinde itibarlı, muteber, eğitime destek veren, hayır sanatı yüksek olan çağdaş insanlarız. Sevilen sayılan insanlarız. Dolayısıyla eğer bunu bir şemsiye olarak adlandırırsak bu sektörü, bu şemsiyenin tutamak kısmı, şemsiyeyi kucaklayan kısım biz yetkili satıcılarız. Dolayısıyla başta strateji belgesi olmak üzere sektörün vizyonunun çizilmesinde yetkili satıcı dostlarımın, meslektaşlarımın çok büyük katkısı ve emeği olacağına zerre kadar şüphe duymuyorum. Peki efendim, yetkili satıcılık deyince sanki hani sıfır araçta kullanılırmış gibi aklımıza geliyor ama ikinci el otomobil alım satımında da yetkili satıcılar devrede mi? Kesinlikle. Sektör gelişiyor, sektör değişiyor. Her şeyden evvel ülke daha kayıt içi ve legal hale geliyor. İkinci el kullanılmış araç diye tabir edilen kısımda da artık özellikle noterler üzerinden yapılan satışların araç başında 40-50 liralık bir rakama indirilmesiyle beraber kullanılmış araç ticareti kayıt içerisine girdi. Bu her şeyden evvel bir katma değer ve vergi yarattı. Ölçülebilir bir sektör olmaya başladı. Sektörün bir ana gerçeği de var. Her geçen gün azalan bir karsızlık, artan bir karsızlık. Bu karsızlık içerisinde siz ister istemez kar merkezlerinizi çoğaltmak zorundasınız. Doğal olarak bizim esas işimiz olan sıfır araç ticareti, onun servis hizmeti ve ona yedek parça tedariğinin yanına artık ister istemez ve doğal olarak büyüyen bir pazarda ikinci el ticareti de bizim meslek tanımımızın içerisine girmiş. Aslında bu da müşteriler için güvenilir bir hizmet sunması açısından önemli. Evet. Peki efendim, 2010 yılında satışlarda rekor kırıldı. Cumhuriyet tarihinin rekorunu gördük. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu biraz evvel bahsettiğim devlet ve sektör arasındaki birbirini algılamadaki bir ciddiyet olarak nitelendiriyorum. Devlet 2009 yılındaki yaşanan uluslararası krizde bizim sektörümüzün yanında durdu. ÖTV'lerde mevsimsel bir indirime geçti ve halkımız ve bizler bunu çok iyi algılayarak sektörün ayakta durması için talep de oluştu. Bu talep her şeyden evvel bir güven kazandırdı. O dönemde uluslararası krizin bizim ülkemizde de daha az etkilerinin olması, bankacılık sektörümüzün ayaklarının üzerinde çok güçlü durması ve dolayısıyla taşıt kredi faiz oranlarının düşmesi de bunları talep yönünde tetikledi. Sadece bunu sektör olarak da almamak lazım. Ülke insanında orta kademenin geliştiğini de görüyoruz. Kişi başı gayri safi milli hasıla artıyor. Bu da doğal olarak bizim sektörümüze insanların artık zevk değil bir ihtiyacı olan otomobil alımına bir talep doğuruyor. Aslında şöyle bir nokta daha var Şükrü Bey. İşte son yıllarda düzelen, iyiye giden veriler de var ki bunların en somut göstergelerinden birisi olarak alım gücünün artması ve otomotiv satışlarında bunları örnek olarak veriliyor. Siz de geçmişe baktığınızda, istatistiklere baktığınızda bir paralellik görüyor musunuz? Ekonomideki iyileşmeye, paralel satışlarda gelişmeye. Yani görmemek için kör olmak lazım. 2002 yılında 2001 krizinden sonra ülkemizde 163 bin tane araç satıldı. 160 binle kıyasladığımızda yani fark ortada. 3 aya baktığınız zaman 181 bin tane araç satıldı. O zaman da kriz ve kriz sonrasıydı. Bugün de kriz ve kriz sonrası. Demek ki alım güçlerimiz her geçen gün daha artıyor. Bu ne kadar güzel bir şey. Yani toplu halde zenginleşmenin bir başlangıcıdır bu. Zaten dernek olarak bu sene 1 milyon adedi hedefliyoruz derken altında da bu gerçekler yatıyordu. 1 milyon olmaz 900 olur, 900 olmaz 800 olur. Aslında onlara ayrıntılı olarak az sonra geleceğiz ama isterseniz hani krizden başlamışken krizden en çok etkilenen Avrupa bölgesiyle bir kıyaslama yapalım. Böyle bir kıyaslama şansımız var mı? Oradaki satışlar nasıldı? Geçen sene küçüldü Avrupa. Bu sene ilk 2 ayda da %2 büyüdü. Bizim 3 aylık büyümemiz %76. Tabi bu %76'yı yıla yenilemek ve buradan bir çarpan yaratmak da doğru değil. Nisan ayı bana göre çok doğru bir gösterge olacaktır. Çünkü bu kadar övgü ve mutlulukla konuşurken
Bir de sektörümüzün ve ülkemizin gerçeği cari açık diye bir üzüntümüz de var. Dolayısıyla cari açığı tetiklemek adına bol bol araç satmayı hedeflemek de doğru değil. Yani bu işin vicdani tarafına da hitap etmiyor. Bence ilk 3 aylık %76'yı değil, Nisan ayını da görüp, ki Merkez Bankası karşılıkları biliyorsunuz yükseltti. Hı hı. Bunun bir ilk göstergesi Nisan ve Mayıs ayında olacaktır. Oradan bir yıl sonuna doğru fotoğraflamak lazım. Evet, aslında bu faizlerdeki artışa getireceğiz lafı zaten. İsterseniz evet, beraber değerlendirelim. Faizlerdeki artış otomotiv alımını da engelleyecek mi ya da etkileyecek mi? Düşürmeyecektir. Çok hızla bir sıçrama yapılan durumu biraz daha durağan hale getirecektir. Şahsi kanaatim, hayalim, talebim, arzum geçen senenin de üzerinde bir pazarla bu yılı kapatmaktır. Çünkü bir yılı çok yukarıya doğru yapıyor olmanız ya da bir yılı çok ivme olarak aşağı düşüyor olmanız çok sağlıklı bir şey değil. Son 10 yıla baktığınız zaman 450 bin, son 5 yıla baktığınız zaman 500 binlik ortalama bir pazar görüyoruz. İşte bu 700, 800, 900 diye kademeli olarak, sindire sindire, hepimizin bunun içerisine hazırlık yaparak girmemiz bana göre hem devletin hem de sektörün bekası için çok daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Peki efendim, bu kadar çok otomobil satılıyor da sırada gitmiyor değil mi? Akaryakıt fiyatlarında bütün dünyadaki yükseliş bize de yansımış durumda. İşte Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki karışıklıkların yansıması olarak. Bu otomobil satışlarını engellemedi galiba değil mi? Şimdi otomobil almak bir tutku, bir hayal. Yani siz... yani az kullanmak. Hayır, yani siz önce ona sahip olmak istiyorsunuz. O heyecanınızın, o tutkunuzun içerisinde o anda siz mazotu, dizeli, benzini göremezsiniz. Önce bir sahip olma arzunuz var sizin. Çünkü aç bir toplumuz bu konuda. Avrupa ortalaması 500-600. Biz de 134 bin kişiye. Dolayısıyla ilk alımda akaryakıt fiyatlarının yüksekliği araç alımında en büyük etken olmayacaktır. Yani alır az kullanırım diyecektir ama önce alacaktır. Bırakın önce alsın zaten. Bırakın bu ülkemin insanı arabaya binsin zaten. Aslında evet, aynı konuyu Aycan Acar'la konuşurken kendisini de buradan almış olalım, selamlamış olalım. Evet, çok saygı duyduğum bir dedi ki İstanbul'daki trafiğe baktığımızda aslında bu sayı artmasını istiyoruz bir yandan zaman. Hele cuma günü sıkıştığımızda ama Aycan Bey dedi ki bunun Türkiye'ye yayılmadığını görünce insan artmasının ne kadar önemli olduğunu anlıyor diye. Hakikaten öyle bir durum da var değil mi? İstanbul Anadolu'yu kıyasladığımızda da ciddi bir farktır. Oransal olarak bir farktır çıkıyor karşımıza. İstanbul pazarı çok büyük bir kısmı. Ancak bir slogan söylemek istiyorum. O der Türkiye'dir. Yani yetkili satıcılar Türkiye. Türkiye'nin her bir ilinde, büyük ilçelerinde bizim yetkili satıcılarımız var. Bu ne demektir? Oralarda artık bir talep var. Yani ağ ne kadar genişliyorsa alım gücünün ve talebin de o kadar yoğun olduğunun bir göstergesidir. Her geçen ay, her geçen yıl açtığınız noktalar artıyorsa, bu İstanbul dışıysa, bu gelir dağılımındaki denge de Türkiye'nin her bir yerine doğru gidiyordur. Ve bana göre de sahiplenme oranı her geçen yıl İstanbul'dan Anadolu'ya ya da İstanbul dışına doğru kaymakta. Peki efendim, devam edeceğiz. 2011 ile ilgili hedefleri de konuşacağız ama 2011 Türkiye ekonomisi için önemli çünkü yaklaşan bir seçim var önümüzde. Şimdi müsaadenizle önce bununla ilgili bir haberimizi izleyelim. Genel seçimler öncesi siyasi partilerde propaganda faaliyetleri yoğunlaşıyor sevgili seyirciler. Bu durum promosyon firmalarında yoğun bir hareketlilik yaşanmasına sebep oluyor. Bayrak üretim atölyeleri başta olmak üzere sektör yaşanan bu hareketlilikten bir hayli memnun. Promosyon sektörü seçim öncesi bir hareketlilik yaşıyor mu? Son durum nedir promosyon sektöründe? Yıllardan beri bu soruyu hep seçim öncesi de duyuyoruz doğal olarak. Tabii ki yaşanması kadar doğal bir süreç yok ama burada seçime çok az bir zaman kala propaganda başladığı için maalesef ülkemizde yetişebildiği kadar üretim olacak zannediyorum. Partiler daha çok hangi ürünlerde promosyon yapmayı tercih ediyor? Genelde anahtarlık, işte otokokusu, kalem ya da ıslak mendil, çakmak gibi ürünler oluyor.
Peki son dönemde biliyoruz ki Çin'e siparişler veriyor. Promosyon sektörü bu durumdan müzdarip. Seçim öncesinde Çin'e sipariş veren partiler var mı? Ya da şöyle söyleyeyim, vekiller ucuz olsun diye yurt dışından alım yapıyor mu? Sanıyorum Türkiye'de Türkiye'yi yönetmek için aday olan büyüklerimiz böyle bir yanlışa girmezler zannediyorum. Ya da şu anda bizi yöneten partilerimiz ya da muhalefet partileri gidip de ihracat yapıp da Çin'den mal getirip de tanıtımlarını yapabileceklerini benim aklım sırrım ermez. Yaptıklarını da zannetmiyorum. Bana da böyle duyumlar geliyor ama. Promosyon ürünleri seçmeni ne kadar etkiliyor karar verme aşamasında? Bizim gibi dört mevsimin yaşandığı bir ülkede, farklı kültürlerin ve farklı bölgelerin çok kapsamlı olduğu bir ülkede bu İstanbul'daki bir seçmeni etkileyeceğini zannetmiyorum. Ama doğuda veyahut da işte ülkemizin diğer bölgelerinde etki altına alabileceğini hissediyorum. Genel seçimlerin yaklaştığı şu günlerde siyasi partilerde büyük hareketlilik yaşanıyor. Ancak hareketliliğin yaşandığı tek yerler siyasi partiler değil. Promosyon şirketleri ve bayrak basım otobüslerinde de yoğun bir mesai var. Şu anda çok yoğun. Seçime kadar böyle devam edecek. Öyle gözüküyor. Gece gündüz 24 saat çalışıyoruz. Yeri geliyor öğlen yemeklerini daha yiyemiyoruz. Ancak işte akşamdan akşama eve gittiğimizde cumartesi, pazar devamlı full çalışıyoruz. Memnun musunuz bu durumdan, işte yoğun? Tabii memnunuz. Arada referandumlar, seçimler olsun ister misiniz daha? Her zaman olsun. metrekaresi ortalama üst dolar civarına çıkıyor bayraklar. Şu an aşırı bir yoğunluk var. Günde 85 bin adet civarında bir bayrak çıkartma kapasitesine sahibiz. 12 Haziran'a kadar bir 4,5 milyon adet bayrak baskısını yapacağız. Bayrak ücretlerini adaylar mı ödüyor yoksa genel merkezlerden mi ödeniyor? Şu ana kadarki aşamada genel merkez ödüyordu ücretlerini. Bundan sonraki aşamada ise adaylar kendisi bayrakların parasını kendileri ödeyecekler. Ekonomi Ajandası'nda Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şükrü Ulusal'la söyleşimize devam ediyoruz. Şükrü Bey, gördük, promosyon sektörü durumundan bir hayli memnun. Yüzlerden okunuyor o memnuniyet. Ama Türkiye ekonomisinde artık her şey yaklaşan seçimlere endekslenmiş durumda. Önceki yıllara kıyasla, önceki dönemlere kıyasla biraz daha rahat geçiriyoruz. En azından şu ana kadar bu durum, ama sizin 2011 beklentilerinizi ne kadar etkiliyor seçimin geliyor olması? Şimdi Allah tabii hepsinin işini gücünü rast getirsin arkadaşlarım. Seçim öncesi çalışmalar yapıyorlar. Güzel olan bir şey var. Ekonomide derinlik sağlandı. Seçime 2 ay kala Merkez Bankası karşılıkları yükseltti. Yani normalde bu seçim ekonomisine çok ters bir şey. Dağıtmanız gerekirken tam tersi sıktılar. O zaman bu demek ki ekonomide bir derinliğin olduğunu, siyasetçilerin de ekonomik risklere artık bu ülke adına girmek istemediklerini gösteriyor. Bu hepimize güven veriyor. Hı hı. Ben daha güvenle bakıyorum. Bakmamız da lazım. Zaten 2023 vizyonu üzerinde konuşuyoruz. 2011 yılına gelince ilk 3 ay çok güzel geçti. Karlı mı geçti? Bu tartışılır. Ama adetsel olarak tüketiciye çok daha fazla ürün teslim ettik. Daha fazla tüketici mal sahibi oldu, ürün sahibi oldu, arabasına bindi. 4. ay biraz evvel söylediğim gibi yılın genelini gösterecektir. Ama hayalim milyon adetlere doğru gitmek. Ama sağlıklı bir gidiş, sindire sindire gidiş içinde bu senenin ben sanıyorum 800 binle 1 milyon civarında bir pazarla kapanacağını düşünüyorum. Ki Avrupa bu sene %5'in üzerine çıkmayacaktır. Orta Doğu'da sıkıntılar var. Hı. Demokratikleşme çalışmaları var. Bu demokratikleşme çalışmaları bizde işleri aksatabilir mi? Yani orası demokratikleşse... Aslında farklı görüşler de var. Oradaki yatırımların, oradaki işte satışların Türkiye'ye kayabileceği şeklinde değerlendirmeler de var. İhracat bazında olacaksa nasıl mutlu eder bizi? Ama eğer iç pazarda bir daralma olacak, orada demokratikleşme olacaksa birkaç ay biz bunu demokratikleşme adına hazmederiz diye düşünüyorum. Çünkü biz çok mutlu ve müreffeh bir ülkede yaşıyoruz. Geleceğimize daha güvenle bakıyoruz. İkinci, üçüncü jenerasyonlarımız artık bu bayrağı bizlerden aldı gidiyor. Biz onlara iyi bir bayrak teslim ettik. Onlar da daha yukarıya çıkarırlar diye düşünüyorum. Peki efendim, programımızın başından bu yana birkaç defa karların düşüyor olmasından, karlılığın azalıyor olmasından dem vurdunuz. Nedir peki bunun sebebi?
pazar büyüyor, pazardaki oyuncu sayısı artıyor, rekabet artıyor. Yani mühim olan zaten rekabet olsun, haksız rekabet olmasın. Ha, sadece bizim sektörde değil, bütün sektörlerde. Rekabet olsun, haksız rekabet olmasın. Haksız rekabetin önüne geçebilmek için de ülkedeki bütün sektörlerin kayıt içi ekonomiye, yani legaliteye çok süratli bir şekilde geçmesi lazım. Yani siz biraz önden geçtiniz, diğeri az geçti. Önden geçen her zaman kaybediyor, inanır mısınız? Çünkü haksız rekabete muhatap oluyor. Ben seçimler sonrasında özellikle vergi reformunda ve artık kayıt içi ekonomiye girmedi. Özellikle son torba yasası desteğinden sonra bu ülkenin çok süratli geçeceğini düşünüyorum. Adet arttıkça rekabetin artması ve karın da düşmesi işin doğasında var. Artık bu karları kar merkezlerinizi artırarak sektörün büyümesine destek verecek yetkili satıcılık ağlarını sağlamamız lazım. Yani sektör gerçeği minör karlardır ya da karsızlıktır. Hayır. Pazarı büyütmeye niyetliysek, eğer otomatik strateji belgesini oluşturduysak, bunun içerisinde yetkili satıcılık ağının gerektiğinde korunmasını sağlayan, KOBİ ölçeklerinde olmasını sağlayan ve onları kar adına, yatırım adına, büyüme adına destek verecek sistemlerin de dahil olması gerekti. Biz de zaten o yüzden buradayız. O yüzden sektörümüzü temsil ediyoruz. Peki efendim, 27 Nisan ODTÜ için önemli bir tarih, sektör için önemli bir tarih. Detaylarını sizden alalım. 27 Nisan otomotiv sektörünün geleceği diye bu yıl üçüncüsünü yaptığımız, ama tırnak içerisinde bugünden 23'ü diye hem devletin hem hükümetin hem de sektörün vizyonunu anlatan bir kongre. Bunu üstlenmiş olmaktan ve ev sahibi olmaktan çok müthiş memnuniyet duyuyoruz. Neden duyuyoruz? Çünkü biz ithalatçının da ürününü satıyoruz. Yerli üreticinin de ürününü satıyoruz. Biz sektörün hepsini kucaklıyoruz. Bütün ürünleri alıyoruz. Tüketiciye biz teslim ediyoruz. Tüketiciyle ilişkileri ve bana göre sektörün derinliğini sağlayıcı firmalara aktaran bizleriz. Bu işin içinde artık devlet de var, strateji belgesiyle. Bizi kırmadılar, sahiplendiler. 3 tane Sayın Bakanımız, Sanayi ve Ticaret Bakanımız, Maliye Bakanımız ve Devlet Bakanımız teşrif edecekler. Odalar Borsalar Birliği Başkanımız teşrif edecek. 3 tane iş ortaklarımız, derneklerimiz ve sağlayıcılarımızla geleceği planlamak adına panellerimiz olacak. Yurt dışından katılım olacak mı? Muhakkak. Hep davet edildiler. SEKRA'na da gibi sektör temsilcilerinin de davetimize icabet edecekler. O gün orada ne yapacağız? O gün orada diyalog başlatacağız ve bunu samimiyetle yapacağız. Zaten bizim vizyonumuz da bu. Samimiyet ve samimiyetle birlikte diyalog. Bunlardan bir tanesini geri çektiğiniz zaman olmuyor. Samimiyetle, diyalogla o gün tartışmayacağız, münazara yapacağız. Bu münazaradan da